Yine sağdın mı? Sağdım ana. Tavukları saydın mı? Saydım ana. Topla topla üçtene zaten. Saymaya ne hacet? Hepsini kapadım kümese. İyi git yemeği ateşe vur, baban gelir birazdan. Tamam vuruyor mu? Lan oğlum sen de git acık çalış çırpı topla, ocağı at, evde hiç odun kalmamış. Ya yeter onlar anne ya. Git o zaman hayvanların tersine. Böyle boş boş otur. Of ya, bu evde sen işleri ben yapıyorum ya. Yapacaksın tabii, beyoğlu musun sen? Elleşme kız ana, hayvanların tersini de ben atarım. O ders çalışsın, okuyup adam olsun yeter. Aa, ne okuyacağımış, bizim onu okutacak kudretimiz mi var? Okuyup da ne olacağımış, o okuyor diye işten kaçıyor. Ya buyurun buyurun kalk kız, kalk binler. Kalk misafirimiz valla kalk. Hadi. Buyurun 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 buyurun. 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 Beyin arabası yolun çatında bozulmuş. Tanrı misafiri aldım hemen geldim. Kusura bakmayın, rahatsızlık verdik. Estağfurullah, o nasıl söz, hiç olur mu? Başımızın üstünde yeriniz var. Başka da yer yok zaten içeride. Ayıp kızım, ne duruyorsun, git misafirlerimizin altına minder, git arkalarına kıtık koy. Hemen ala. Hoş geldiniz. Ben şimdi Mehmet Ali'yi çağırırım, yolları bir Recep'i çağırır, motoruyla gelir kardeşi kasabaya götürür, bir tamirci bulur gel. Koş da koş motoruyla gelsin hadi. Sağ olmasın çocuğum. Buyurun ayakta kalmayın. Buyurun yenge hanım, ayakta kalmayın. Buyurun oturun, rahat edin. Nasıl oturuluyor buraya Ziya? Genelde popoyu yere koymak gerekiyor hayatım. Araba üstüne oturan tanıtım mankenleri gibi oturdun anne. Dur öyle bir resmini çekeyim. İstemem sana. Hoş geldiniz bakayım, nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyiyiz Allah'a çok şükür. Sen nasılsın kardeş, iyi mi? Mersi. O da iyi çok şükür. Sen nasılsın kızım, iyi mi? Sağ olun, teşekkürler, siz nasılsınız? İyiyiz Allah'a çok şükür. Sen nasılsın yavrum, iyi mi? Ben de iyiyim, hepimiz iyiyiz. Sen nasılsın kardeş, iyi mi? Sağ olun yenge, iyiyim, teşekkür ederim. Hoş gelmişsiniz beyim. Tekrar hoş bulduk. Nasılsın, iyi miyiz? Sen nasılsın yenge hanım, iyi mi? Mersi. Sen nasılsın kızım, iyi mi? Sen nasılsın oğlum, iyi mi? Sen nasılsın kardeşim? Teşekkür ederim efendim. Bitti. Ay böyle tek tek soracaklar mı Ziya? Anadolu'nun adeti böyledir, hayatım iyiyim diyeceksin. Kız koş, yüreklere yanmıştır, bir ayran çalkala hadi. Yayıkta var baba, yeni çalkala dedim, hemen koyarım. Karnınız açtır, ben şimdi bir şeyler hazır ederim. Allah ne verdiyse hep bir yer. Kız dur kız dur, bir şeylerle olmaz, ben şimdi bir tavuk keserim. Siz yok yok Ahmet etmeyin, zaten biz çok geç yemiştik. Tavuk filan kesmeyin sakın. Olur mu beyim, her zaman mı geliyorsunuz? 40 yılda bir, koş kız koş 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 koş, tavuklar çıkar. Ay şu düştüğümüz duruma bak, hep senin yüzünden Ziya. Yahu. Neden benim yüzümden oluyor be karıcığım? Arabayı ben mi bozdum be canım? Ama ben de kabahat. Niye takıldım sanki peşinize? Atla uçağına git kızım Bodrum'a. Şu düştüğüm duruma bak. Ya düştüğümüz durumda bir şey yok. Şükrü tamirciyi getirsin, gideceğiz işte. Ay bu insanlar burada mı yaşıyorlar baba? Abla yaşamak demez herhalde abla. Bu tipik bir alt kültür vakası. Baksana televizyonları bile yok. Resmen taş devrinde yaşıyorlar. Yabada baduş. Oğlum ayıp duyacaklar, edecekler. Buyurun. Sağ olasın kızım. Sağ ol çocuğum. Sağ ol yavrum. Buyurun. Mersi. Buyurun. Teşekkürler. Senin adın ne? Gübra. Senin? Selen, memnun oldum. Sahi ya, biz bu insanların isimlerini bile sormadık. Kübra. Elektriği yakar mısın canım? Elektrik yok teyze. Ama şimdi lüks lambasını yakar getiririm. Ay bana teyze dedi. Ziya. Ne desin hayatım? Amca dese daha mı iyi? Köylülük dedikleri bu olsa gerek. Yukarı köyün elektriği var emmi. O da bir gün var, üç gün yok. Bizim köye de daha gelmedi ama geleceğimiş diyorlar. Samet emmi söz vermiş. Samet emmi kim? Bizim muhtar. Gerçi her seçimde ona söz veriyorlar, o da bize söz veriyor. Gelmeyince de ben bana verilen sözlerin yalancısıyım diyor. Biri yalan söylüyor, emmeye muhtar mıdır, ona söz verenler midir bilemiyoruz. Ben bir bardak su alabilir miyim? He, getirem destiteki ılımıştır. Kuyudan çeker gelirim şimdi. Aa, suyu kuyudan mı çekiyorsunuz? He. Sen kuyudan su çekerken ben de senin resmini çekebilir miyim? He, çek. Hadi. Ay suyu kuyudan çekiyorlar Ziya, su yok. Hı? Elektrik yok, yol var mı yok mu o da belli değil zaten. Allah'ın köyü anne, hatta Allah'ın bile değil, resmen sahibi yok bu köyün. Köy hayatı biraz böyle olur çocuklar, ben bilirim az çok. Çocukluğum köyde geçmişti biliyorsunuz. Saçmalama Ziya, yaz sonlarında köye gitmek ve köylü olunmaz. Hem bunu her yerde söyleme, sonra seni köylü zannederler. çok acıktıysanız önden ketelor bir şey ye. Yok ketelor, yok acıkmadık ketelor. Bekleriz. Zaten bir sürü zahmet verdik. Allah aşkına uğraşmasın. Olur mu beyim, her zaman mı geliyorsunuz? Buyur bir cihara yak beyim. Buradan yak. Yok yok buradan yak. En birincisi bu. Bak üstünde de yazıyor birinci diye. Buyur beyim buyur. Afiyet olsun. Adını bağışlamadın beyim. Sahi dalgaya düştük. Benim adım Ziya. Karım Gülten, oğlan Berk, kızın adı da Selen. Ben iki de Hasan.
Eskiya Hasan da derler ama benim eskiyalıkla falan bir alakam yok. Vakti zamanında babam daha çıkmış ondan miras. Başka da bir mirası kalmadı. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Beyin arabası yolun çatında bozulmuş. Kardeşi götür bir tamirci gelin motorla bulun gelin. Hadi götürürük. Hoş gelmişsin bey. Hoş bulduk canım. Nasılsın yeğenim? İyiyim Allah'a şükür. Sen nasılsın yengeyim? Mersi. Sen nasılsın yeğenim? Hepimiz çok iyiyiz. Bir an önce buradan gitmek istiyoruz. Siz bizim şoförü götürün kaç paraysa veririz. Mühim değil bacım, ne parası? İnsanlık öldü mü hadi. Haydi Şükrü göreyim seni. Fırla bakayım. Dur bir dakika. Al şunları da üzerinde bulunsun. Ne olur ne olmaz. Siz de şunu buyurun lütfen. Yok beyim, ben para için yapmıyorum. Kasabada bir benzin koyarsın olur biter. Lütfen. Ayakta kalma beyim. Buyur atına bak. Yolculuk ne tarafa beyim? Anadolu üstünden Bodrum'a. Bizim hanım sinirli biraz. Tatile gidiyorduk aslında da benim bu taraflarda bir işim vardı. Önce onu halledelim öyle geçelim dedik. İşte kısmette buraya gelmek de varmış. He, kısmetten öte köy yok he mi? Doğru. Ne iş yapıyorsun? İş adamıyım. Ne iş üstüne şey yapıyorsun? Valla ne iş olsa yapıyoruz. Öyle maaşlı bir işin yok mu? Bizim buralarda ne iş olsa yapanlar genelde işsiz oluyorlar. Sen işsiz olamam herhalde. Patron benim kocam. Fabrikası var, gazetesi var, televizyonu var. Televizyon? Elektrik olsa biz de alacağız bir televizyon ama elektrik yok. Yok öyle değil yani. Ben bir televizyon kanalının sahibiyim. Kendi kanalım var. Demek kanallısın. Evet. Vallahi hıyarları sulamak için bir kanal biz de kazdıracağız ama arabalar çok pahalı çalışıyor biliyor musun? Demek variyetin iyi. Eyse Allah'a şükür hamdolsun idare ediyoruz. Ay çok ilginç anne. Daha önce hiç kuyudan su çekilirken görmemiştim. Ay ne hoş. İçmez ya. O niye? Kuyudan çektiler, mikropludur. Biz hep içiyoruz, bir şey olmuyor, temizdir. Sen okuyor musun? Yes. Nerede okuyorsun? Özel Ziya Koleji, babamın okulu. Sen okumuyorsun herhalde. Yo, okuyorum. Orta sona gidiyorum. Çiftlik iş mi yaptın? Yaşın biraz büyük gibi de. Yo, okula geç başladım. Daha doğrusu okul bize geç geldi. Hadi ya, burada okul var yani. Burada yok da kasabada var, ben oraya gidiyorum. Benim oğlan da çok iyi okuyor. Amcası ama benim okulum olmadığı için o okumak için her gün ta anasının kasabasına kadar gidiyor. Maşallah bizim günü de her sabah döve döve yollarız. Okutun o zaman bu çocuğu. Artık parasız bir devlet okulu kazanırsa okur. Yoksa okuması yazması yanına kel kalır. Yemekleri hep bu ocakta mı yapıyorsunuz? He kızım burada yaparız. Çok otantik, bu şeyin adı ne peki? Tandı. Tandı. He. Tuvalet nerede canım? Hela ben götüreyim sizi. Ben yapabiliyorum. Dışarıda. Gelin göstereyim. Kızım ibriği doldur, temiz havlu al ha kızım ha. Tamam. Yavrum sen de bahçeden domatesle biber topla, salata yapacağım. Olur anne, istiyorsan sen de gel. Okey moruk, bahçeden ha, enteresan. Ay, ay burada köpek var. Bizim garabaş bağlı bir şey yapmaz. Ay. Ay buradan bir şey geçti. Elleşmeyin geçsin, kertenkeledir, o da bir şey yapmaz. Ay ne söylesen bir şey yapmaz diyorsun. Nerede bu tuvalet? Aha burası teyze. Bunun kapısı yok. Kapı yıkıldı. Siz yapın ben bakmam. Korkmayın ben burada bekliyorum. Ay şöyle şey durmadım hayatım. Yapamıyorum. Ne oldu teyze? Ay bir şey battı yanıyor. Isırgan otudur, o da bir şey yapmaz. Azıcık yanar geçer. Niye temizlemiyorsunuz bu otları? Hep yoluyoruz emme gene çıkıyorlar. Gübreleri bol ya ondan herhalde. Tuvalet kağıdı yok burada. Gazete kağıdı var. Bizim Mehmet Ali öğretmenin eski gazetelerini getiriyor da okuldan. Getirelim mi? Ay istemem kalsın. Ay ne yapıyorsunuz siz? Gece buraya kurt filan da iniyordur. Yok gece inmez. Kışın bazen iniyor. O zaman da çifteyler çıkıyor. Ay kış. Vallahi Hasan kardeş, ben şimdi Atatürk'e çok daha fazla hak verdim. Meğer adam köylü milletin efendisidir derken çok haklıymış. Estağfurullah beyim, efendilik kim biz ki? Yok öyle söyleme, efendisiniz. Yani bu ülkede sizden efendisi yok. Ensenize vursalar, ağzınızdan lokmanızı alsalar kıkırız çıkmayacak demek ki. Allah razı olsun. Şu hale baksana ya. Uzay çağında taş devri hayatı yaşıyorsunuz. Yani bir kapitalist olarak ben bile acıdım durumunuza. Ay Ziya, bir defi hacette bulunayım dedim, def geredim vallahi. Her yanım otlar battı. Gel hayatım, otur şöyle bakayım. Evet, ne diyordum? Tabii ben köyün ve köylünün gelişmesini isterim. Ama önce üretime katılsın, sonra pay istesin. Ve bunu ısrarla talep etsin. Çünkü ağlamayan çocuğa meme yok. Hadi buyurun. Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Vallahi beyim, biz ağlasak da bize meme vermiyorlar. Neden diyecek olursam, biz devleti seçimden seçime görüyoruz.
Bunun dışında devlet bizim için mapushanedir, vergidir, jandarmadır, askerliktir. Aha, benim büyük oğlan asker de şimdi. Bir de biz devleti hastalanınca görüyoruz hastanede. O zaman da yüzümüze bak. Aa, yo öyle söyleme, haksızlık etme. Bu devlet köylüsüne de çok hizmet vermiştir. Bak sen bilmezsin belki ama bizde tarıma yapılan sübvansiyon dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur. E siz yemiyor musunuz hanımcığım? Yemeğe beğenmediniz mi yoksa? I am on a diet. Diet? Rejimdeyim, rejimde. Neyde? Yani kilo almamak için yemiyorum. Bence bir tadına bak anne, bu etli pilav bir harika. Beğendinse sen yesene. İyi yemek yapar bizim hanım. Bak, bu ülkenin asıl sorunu nedir biliyor musun? Biliyorum. Biri yiyor, biri bakıyor. Yok, değil işte. Bilemedin. Sorun köylülükten kurtulmak. Abo, devlet bizden kurtulmak mı istiyor? Biz devlete ne yapmıştık? Hayır, öyle değil bacım. Yani köylülükten, köylü mantalitesinden. Nedir köy? Köy, aha bizim bura. İşte aha, sizin buranın devlete bir faydası yok. Çünkü siz bir şey üretmiyorsunuz. Oysa artık günümüzde herkes dünya pazarında para edecek bir takım şeyler üretmeli. Ve tabii çalışmalı. Çok çalışmalı. Biz hep çalışırız beyim. Ben bir dakika boş durduğumu bilmem. Buğday ekerik, hayvan beslerik, terimizi toprağa dökerik. Gerçi hiçbir zaman karnımız doymaz, o da başka. Doymaz tabii. Peki neden doymaz biliyor musun? Biliyorum. Devlet hiçbir zaman karşılığını vermez de ondan. Yok canım, ondan değil işte. Bu da bir köylü düşüncesi tabii. Neyse, eline sağlık yenge. Yemek çok güzeldi. Doydunuz mu? Daha yiyeydi. Yok, sağ olasın. Yeterli bu kadar. Allah'ıma şükürler olsun kız Kübra. Kaldır sofrayı kızım, bir kahve yap da içecek. Hemen baba. Hadi bir dakika Kübra. Evet. Sen sofrayı kaldırmadan şöyle yer sofrasında hepinizin bir resmini çekeyim. Kız da boyuna resim çekiyor. Ne yapacağım bu kadar resmi kızım? Yazı yazacağım amca. Hem hatıra olur. Kız da mı gazeteci? Evet, olacak. Henüz Londra'da okuyor. Bitirince gelip gazetenin başına geçecek. İyi maşallah. Artık bir cuvaranı içerik beyim. Hay hay. Ne demek tabii. Buyur, yak. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu neremize sokacağız bey? Ben bunu ziyan etmeyeyim. Sen alışkınsındır. Sok bir tarafına alır. Demek çok çalışın diyorsun he mi? Vallahi bizim köyün yarısı işsizlikten İstanbul'a göçtü. Haber alıyor. Onlar orada da işsiz mi? Çalışan emme. Nerede çalışacak? Burada çalışacaksınız. Ama para edecek işlerde çalışacaksınız. İyi. O zaman devlet bir iş göstersin. Bir fabrika kursun, çalışan. Hayır öyle. Her şeyde devletten beklemeyeceksiniz canım. Biraz da siz müteşebbis olacaksınız. Mesela bana öyle halılar dokuyacaksınız ki dünyada bir numara olacak. Öyle sebzeler, öyle meyveler yetiştireceksiniz ki herkes onları isteyecek, onları talep edecek. Sonra artık insan emeğiyle üretim tarihe karıştı. Makinalaşacaksınız. Vallahi biz de istiyoruz ama. Ya ama sadece istemekle olmaz ki. Çünkü siz devlet için orada bir köy var uzakta. Gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür şarkısından ibaretsiniz. Beyim, söyleme sahip geçenlerde köye eşkıya geldiydi, terörist. Onlar da senin bu dediğinin aynısını söylediler. Yok, ben onu demek istemedim yani. Benim demek istediğim şey şu. Bir ülke bir yazarımızın da dediği gibi köylüsü piyanoda Chopin dinleyip bahçesinde şarap içip keman eşliğinde dans ettiğinde kalkınır. O kemanla dansı anladım ama o Chopin nedir onu anlamadım. Bizim sazımıza ne olmuş bu? Hasan Bey, köylülükten kurtulmak için sadece üretim de yetmez. Biraz kültürünüzün artması lazım. Mesela ayrı ayrı kaplardan yemek yiyin. Çatal bıçak kullanmasını öğrenin. Bakın burada bir televizyon bile yok. Peki sizin o yazar bütün bunların nasıl olacağını da diyor mu? Diyor tabii. Yani bunlar olabilir mi? Elbette tabii. Olabilir. Yani siz istiyorsunuz, biz istiyoruz, devlet istiyor. Öyleyse niye olmuyor? Kim taş koyuyor buna beyim? Aferin, bravo, güzel bir soru. Tabii sana bunu anlatmak mümkün ama çok vakit alır. Yarısını şimdi anlat, yarısını zamanla anlat. Aslında kimse taş koymuyor ya da belki bazıları koyuyor ama inan ben değilim. Neyse canım, zaten bizim böyle şeylere aklımız ermez. Siz yol yorgunusunuzdur, bebeler yatağınızı yapsın, yatar uyursunuz. Sağ olasın Hasan kardeş, güzel bir sohbetti. Estağfurullah beyim, o senin güzelliğin. Biz sabahla biraz erken kalkarız, sizi rahatsız etmeyek, istediğiniz kadar uyuyun. Siz nerede yatacaksınız? Biz yatarız hanımım, yer çok, dışarıda yatarız. Allah rahatlık versin. İyi geceler. Hadi eğer lazım olursa ahırdayız, hadi. Hadi Allah rahatlık versin, hadi. Hadi Allah rahatlık versin. Güle güle, güle güle, güle güle.
Görüyor musun Gülten şu Anadolu insanının içtenliğini, güzelliğini? Hay görüyorum ama ben yer yatağında yatamam Ziya. Aa, niye yatamıyorsun? Ne var ya? Ay sinek var, böcek var. Akrep de vardır burada. Jurassic Park gibi. Yahu saçmalama, köy yeri burası. Hadi gel yat. Hadi. Ay ne enteresan. Bir evde olması gereken hiçbir şey yok. Olmaması gereken ne varsa var. Ben nerede yatacağım? Ablanın yanında yatacaksın herhalde. Ya ben bu kadar kalabalık uyuyamam ya. Abla horlar mısın sen? Sen kendine bak, benim uyurken gıkım çıkmaz. Sen nereden biliyorsun peki? Uyurken yanında yatanlar mı söyledi? Zerzeklik etme Berk. Ziya, bunlar böyle hep bir arada mı yatıyorlar? Ayol bunların seks hayatı da yoktur. Varsa bile çok sıkıcıdır anne. Düşünsene, fantazi yok, çığlık yok. Terbiyesiz eşek. Ziya, bak oğlan ne diyor? Baban uyumuş. Ah, babam horluyormuş meğer, ilk defa duyuyorum. Ben de. Devlet babanın da köyleri var. Köylerinde köylüleri var. Ah of diye bağırır. Köylerinde devlet baba. Hanımcığım, rahat diyor. Uyuyabildiniz mi ha? Ne mükemmel bir uykuydu değil mi Ziya? Bizim buraların havası iyidir, dinlendirir insanı. Bizim şoför hala geldi. Gelir beyim, ancak yol uzun yol yok. Buyurun, taze yumurta getirin. Hayalde biliyor musun biz. Bu yumurtaları tavuğun altından aldık. Ay ne hoş. Baba ne diyeceğim, biz niye bizim bahçede tavuk beslemiyoruz? Saçmalama Selen. Tavuk yok mu? Hadi buyurun, hadi bismillahirrahmanirrahim. Kız beyin şoförü gelmiştir, aç kapıyı kızım hadi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Abi! Baba! Abim gelmiş baba! Benim büyük oğlan askerde dedi mi diye izne yolladılar herhalde. Yavru! Anam! Vay! Yavrum! Kınalı kusum! Sahan ettiler yavru! Ay! Ocağıma şivan düştü! Ay! Ağlama ana! Yok bir şey. Ne oldu Mithat'ım? Bacağın birini vatana feda ettik baba. Nasıl oldu oğlum? Evet, operasyona gittiydik, çatışma çıktı. Yanımda bir bomba patladı. Hastanede gözlerimi açtım ki bacak gitmiş. Sen sağsın ya, buna da şükür çocuğum. Buna da şükür baba. Yanımda iki arkadaşım öldü, buna da şükür. Vatan borcuydu, ödedik. Gazi oldun ha Mithat'ım. Ağlamayacağım ulan, hiç ağlamayacağım. Geçmiş olsun delikanlı. Sağ olasınız beyim. Siz... Yok, sandığın gibi değil. Arabamız bozuldu da sağ olsunlar ailemizi misafir etti. Ben böyle güzel insanlar görmedim. Onlarla gurur duyabilirsin. Başka ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Tekrar geçmiş olsun. Geçmiş olsun kardeş. Ayakta kaldın, gel otur istersen. Benim adım Selen. Çok üzüldüm. Mühim değil bacım. Askerlikte olur. Kader işte. Bombanın benim yanımda patlayacağı varmış. Patladı. Ya kader, kader diyorsun demek. Geçmiş olsun canım. Çok üzüldüm. Sağ olasın. Yavrum, takın ağlasın. Sağır ettiler yavrum, yavrum. Ağlama artık anam. Ağlamayın hanımefendi. Ağlayarak o bacağı geri getiremezsiniz ki. Büyük geçmiş olsun Mithat. Bu olay olduğunda ne hissettin? Kin, nefret, acı. Acı var mıydı acı? Beni cepheye geri göndersinler istedim. Hepsini tek tek öldürmek istedim. Ama göndermediler. Beni çürüğe ayırdılar. Artık sen yarım bir insansın dedim. O ne demek? İnsan yüreğiyle insandır. Beyniyle insandır. Ben sizleri çok sevdim. Yapabileceğimiz bir şey olursa yapmak isteriz değil mi baba? Tabii ne demek? Ben senin gibi bir insanla gurur duyuyorum Mithat. Bir bacağını devlete feda etmişsin, şu gösterdiğin metanete bak. Bu ülke de seninle gurur duyuyor. Sizler sınır boylarında kolunuzu bacağınızı bıraktığınız için, canınızı feda ettiğiniz için bizler yataklarımızda rahat uyku uyuyabiliyoruz. Size minnettarız. Sizin için ne yapılsa azdır. Sen de benim evladımsın artık. Sen iste ben yapayım. Ben bu güzelliği, bu içtenliği unutmam. Sağ olasınız beyim. Hiçbir ihtiyacımız yoktur çünkü. Günaydın. Efendim arabanın işi biraz uzun sürecek. Holding'de helikopter gönderdiler. Ay hemen gidelim yürü yavrum. Ay çok üzüldüm canım, geçmiş olsun. Sağ olasınız. Her şey için çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Kusura bakma Hasan kardeş, biz yetişmek zorundayız. Her şey için bir kere daha teşekkür ederim. Bak bu benim kartım, İstanbul'a bekliyorum tamam mı? Yolunuz düşer, işiniz düşer. Yapabileceğim ne olursa yaparım, hiç merak etmeyin. Allah razı olsun beyim. Al bakayım şunları, bir ihtiyacınızı gör. Al bakayım, al. O nasıl söz beyim? Sen tanrı misafirisin, olur mu öylece? Sok onuca beni.
Allah yolunuzu açık etsin bey. Bak bu da benim kartım Mithat. Yapabileceğimiz bir şey olursa çekin mağara, tamam mı? Sağ olasın bacım. Çok iyisin. Mehmet Ali. Abinle bir resmimi çeker misin? Tabii. Şuraya basacaksın. Ben bu fotoğrafları da göndereceğim size. Sizleri tanıdığıma çok memnun oldum. Tekrar geçmiş olsun. Hoşça kalın. Sağ olasın bacım. Güle güle. Beyefendi kim? Tanıştırayım. Cenk benim yeni sevgilim. Gülten benim en yakın arkadaşımdı. Memnun oldum beyefendi. Semoş da benim en iyi arkadaşım. Demek ki sizinle de iyi arkadaş olacağız. Şeref duyarım. O şeref bana ait olur, kimselere vermem. Ay çok hoş. Ama ben sizi bir yerden tanıyacak gibiyim. Aa, tanımadın mı Gültencim? Cenk daha dün meşhur oldu. Kaseti çıktı, klibi de yayınlanmaya başladı. Bütün Türkiye onu konuşuyor. Kusura bakmayın, Avrupa'dan yeni geldim ya. Henüz ülkede neler olup bittiğini pek bilemiyorum. Ben de yeni meşhur oldum zaten. Çok yakında kaset patlayacak. İnşallah. İnşallah elinizde patlamaz. Elinize yazık olur sonra. Ay siz de çok esprilisiniz. Ay izninizde bir tanıdığı gördüm sanki. Bye. Bye. Ay çok hoş. Bu şimdi popçu mu? Popçu şekerim popcorn gibi çocuk. Çıtır çıtır yerim ben onu. E topçuya ne oldu peki? Manken bir transfer oldu. İnşallah AIDS olur. İnşallah. Ama sen de kabahat hayatım. Bulsana kendine bir iş adamı. Bunlar bugün var, yarın yok. Aman Gültencim, biz de bugün var, yarın yokuz. Yarının ne olacağı belli mi? Ben bu saatten sonra ciddi bir ilişkiye girmem. Bana bak. Ne partisi bu böyle? Hayatım, kocam bir parti kurmak istiyor. Birkaç milletvekili arkadaşını çağırdı. Lobi çalışması yapıyor. İsmi ne olacak? DCCY olabilir. Aa, DCCY de nedir? Demokratik Çalçırt Bey Partisi. Peki mevcut partilerin nesi var? Sıfıra yakın itibarları var ayol. Gel bir şeyler içelim hadi. Sen şimdi elit modul ofluku mu kazandın? Evet, birinci oldum. Layık değil miyim yani? Mankenlik mi yapacaksın? Evet. Yapamaz mıyım? Aa, yaparsın canım. Mankenler için olur diyorlar. Aa, yalan valla. Aa, ben de diyenlerin yalancısıyım zaten. Ama diyorlar ki yalancılar dolar ya da verdi mi dilediğini yapıyormuşsun diyorlar. Yalan valla. Hem ben uzun süre manken olmayacağım ki. Ne olacaksın peki sen? Bak şimdi. Önce bir film çevireceğim. Sonra reklamlara çıkacağım. Sonra dizide oynayacağım. Ben senin dizimde oynatırım. Senin dizin mi var? Var. Hem de iki tane bak. Bir, iki. Bütün yazdıklarımı okudunuz mu? Hepsini okumadım fakat göz attıklarımdan bir fikir edindim küçük hanım. Aa, bana küçük hanım demeyin lütfen. Aa, ben küçükleri severim ama. sen küçüksün fakat yazdıkların konuları büyük. Aslında işlek bir kalemin var. Fakat biraz neşeli bir şeyler yaz. Lifestyle şeyler yaz. Bir genç kız olarak aşklarını yaz, yaz tatil anılarını yaz, elbiseleri yaz. Sana ne ülkenin sorunlarından, sana ne işçiden, köylüden. Ne demek bana ne? Bu ülkede yaşamıyor muyuz? Öyle de güzelim. Ülke yaşadıklarından bıkmışsın. Zaten bak, ben katıldığım davetleri yazıyorum, spor müsabakaları yazıyorum, tiyatro eleştirileri yazıyorum. Çok beğeniyorum. Ya. Bir de fıkra yazmayı. Valla Cavit Beyciğim, etkili bir milletvekili olarak sizlere de bizlere de çok iş düşüyor. Hakkı haliniz var Ziya Beyciğim. Selam beyler, selam Ziya Bey. Ah, merhaba Nejat, nasılsın? Teşekkürler. Kızınızla edebiyat üzerine konuşuyorduk. Zehir gibi maşallah. Evet, kendi için akan bir zehir. Selam güzel kız. Aleyküm selam. Sana içki getirdim. Ben Cenk, dün meşhur oldum. İzin verirseniz sizin için en güzel parçamı söylemek benim istiyorum. İçin. Evet, sizi şöyle.
Yalarım şlak şlak, takılırsam takarım tak tak, yerlenirsem yerlerim zor zor, düşünürsem ne yaparım tıs tıs. Pop derelerli tıraleybüs, sart derelerli terebentin, pop derelerli tıraleybüs, sart derelerli terebentin. Nasıl buldunuz parçayı Selen Hanım? Ay çok güzeldi, içim parçalandı. Yarın gece barda sahne alıyorum. Gelirseniz bütün parçalarımı sizin için hepsi söylerim. Hepsi böyle mi? Evet, hepsi böyle. Harika. Kendim yarın ya. Gece barda. Ay, bir şey yok hayatım. Selen Hanım'ı davet ettim, istersen sen de gel. Aman. Nasılsınız Hüsamettin Beyciğim? Nejatçım, bu memlekette nasıl olunabilir söyleyin. Ne iyi ne kötü, ne mutlu ne mutsuz, ne ileri ne geri. Yani siz işler kötü mü gidiyor diyorsunuz? Ne demek kötü mü gidiyor ya, farkında değil misin Nejat? Gayet tabii kötü gidiyor. Baksana, hükümet bizim teşviklerimizi bile kesti. Ayrıca kessin, bana ne, benim ihtiyacım yok ki. Ama ülkenin yeni yatırımlara, benim kuracağım yeni işletmelere ihtiyacı var. Ama fi gidişatı daha çok ses sormak lazım galiba. Bana soracak olursanız Ziya Bey. Ben diye sordum Nejat. Pek bizim istediğimiz gibi gitmiyor Ziya Beyciğim. Biz bir kadına söz geçiremiyoruz. Biz de bir adama söz geçiremiyoruz. Sistem kilitlendi artık, durdu. Yok canım, hiçbir şey durmaz. Diyalektiğe aykırı, belki biraz yavaşlamıştır. Hayır Nejat, hayır, farkında değilsin. Durdu. Ama yeniden hareket ettirilebilir. Yeni bir hareketle, yeni bir oluşumla. Örneğin yeni bir cumhuriyet kurulabilir. İkinci cumhuriyetçi misiniz? Vallahi numarasının önemi yok ama tabii ki cumhuriyetçiyim. Ayrıca ben bu halkı düşünüyorum beyefendi. Halk aç, işçi, işsiz, köylünün affedersiniz donu yok. Emekli emeklemekten vazgeçtim. Sürünüyor azizim, sürünüyor. Ziya Bey, siz solcu mu oldunuz Allah aşkına? Hayır, gerekiyorsa biz de olalım diye şey ettim yani. Canım, hep birlikte biraz solcu olalım. Solcu olmakta fayda var. Memlekette sol yok oldu ya. Bize şöyle adam gibi doğru dürüst bir sol lazım kardeşim. Çünkü tek taraflı maç olmaz. Aksi halde hep o taraf kazanır. Hep o taraf kazanınca da bize ne yaparlar bilinmez. Hakkı haliniz var Ziya Beyciğim. Var tabii kardeşim, boş konuşmuyorum ki. Çünkü eğer elinizde bir tahtaravalli varsa bu tarafın karşısına bu tarafa da bir adam koyacaksınız ki tahtaravalli olsun. Sağ da olsun, sol da olsun ki demokrasi olsun. Demokrasi olsun ki biz işimize bakalım. Anlıyorum. Siz de bakın. Çok iyi anlıyorum. Anlaşma zeminimiz var o zaman. Ziya Bey, çok özür dilerim, rahatsız ediyorum efendim. Ne var çocuğum, konuşuyoruz görüyorsun. Birileri geldi efendim, yakınıyız, ahbabıyız diyorlar. Ahbaplarını sana bekletiyorsun, alsana içeri. Yalnız biraz köylüler efendim. Yani kılık kıyafet olarak. Biz pek ihtimal vermedik ama elinde sizin kartınız var. Yakınıyım diyor, arkadaşıyım diyor. Ziya Bey bir akşam bizde kaldı diyor. Köylü mü, nasıl köylü? Hayatım, bizim köylü ahbaplarımız var mı? Ay imkansız şekerim. Hanımefendiyi de tanıyorlar efendim. Hep birlikte kalmışsınız. Hani yaz başında araba bozulmuştu da bir köylülerin evinde kalmıştık ya. Bildim. Hani şu askerde sakatlanmış bir oğulları vardı. Evet. Buraya mı gelmişler? Hay Allah, şimdi mi geldiler? Neyse, alıver içeriye. Kusura bakmayın beyler. Estağfurullah. Nasılsınız hanımefendiciğim? Teşekkür ederim, ben iyiyim de ülkenin gidişatından hiç memnun değilim beyefendi. Yani böyle giderse yakında sokağa da çıkamayacağız. Biz de tam bu meseleden bahsediyoruz. Vallahi geçenlerde bir paşayla sohbet ettim. Yazılmaması kaydıyla neler söyledi, neler. Söylenmemesi kaydı yoksa anlatır mısın? Valla özetle onlar da çok şikayetçi tabii. Biz bu ülkede darbe yapmaktan bıktık. Bu ülkenin aydını darbeyi davet etmekten bıkmadı diyorlar. Dünyaya rezil oluyoruz diyorlar. Bu ülkenin aristokratı, bürokratı, aydını gerzek mi diyorlar? Aydın derken bizleri kastetmiyorlar durum var ama. Valla onu bunu bilemeyeceğim ama bu ülkeyi birkaç... Selamun aleyküm Ziya Bey. Nasılsın Eymen? Hoş geldin. Selamun aleyküm. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldin çocuğum. Hoş bulduk Bey. Siz de köyden çam sakızı, çoban armağanı, tarhana, bulgur falan getirdiydik de. Zahmet etmişsiniz daha çocuğum şunları. Nasıl yenge hanım, iyi mi? Mersi. Hoş gördük. Hoş gördük. Ah
Sana şeyi anlatıyordum da lafı şaşırdım. Biz biraz münasebetsiz bir saatte geldik Erhan Bey. Yok yok fark etmez, onlar benim ahlaklarım. Ben senin adını hatırlayamadım. Hasan Bey. Ha? Hasan. Hasan Bey. Hasan, Hasan çekinmeyin, rahat edin. İyiyin için. Allah razı olsun beyim, sağ ol. Çocuğum servis yapın, onlar içki içmez, ayran çalkalayın. Nasılsın yavrum, iyi mi? Hasan böyle has bir Anadolu köylüsü. Bizi bir gece evinde konuk etmişti. Estağfurullah beyim, lafı mı olur? Nasılsın Hasan kardeşim? Ben iyiyim, sen nasılsın, iyi mi? Vallahi bizler de iyiyiz. Sizler için iyilikler düşünüyoruz Hasan. Çünkü sizler benim işim, benim köylüm, benim memurumsunuz. Sizler iyi olacaksınız ki bizler de iyi olalım, değil mi? Ay hoş geldiniz. Nasılsın yavrum, iyi mi? Sağ olun, teşekkürler. Merhaba, Mithat'tı değil mi? Evet, Mithat'tı. Nasılsın Mithat, bacağın nasıl? Sağ olasın, ben iyiyim işte. Bacak da aynı bacak. Gönderdiğim mektubu olan fotoğrafları da aldım. Sağ olasın, çok iyisin. Önemi yok canım. Bakın işte bu delikanlı. Vatanı için bir bacağını dağda bıraktı. Ben şahidim, gıkı bile çıkmadı. Hatta bıraksınlar beni, tekrar gidip çarpışırım diyor. Öyle değil mi? He beyim, vatan için canımız feda. Bu halka yazıktır beyler. Geçmiş olsun Gazi. Geçmiş olsun delikanlı. Sağ olasınız beyler. İşte ben bu insanlar için bir şeyler yapalım diyorum. Çok şükür bizim bir şeye ihtiyacımız yoktur beyim. Hayır yani genelde diyorum Hasan. Aslında biraz özele inersek Mithat'a bir protest taktırabiliriz baba. Yürüyebilir, koşabilir. Tabii tabii taktırabiliriz tabii. Evet beyler, son fikrimi söyleyeyim. Yeni bir parti, ne dersiniz? Üstünde düşünmeye değer Ziya Beyciğim. Bence de hemen çalışmalara başlayalım. Ben bizim partiden 30 adam kopardım. Ben de. 40 adam kopacak. Harika. Yalnız elinizi biraz çabuk tutun. Çünkü halkın artık dayanma gücü kalmadı. Öyle değil mi Nejat? Bilmem, halk burada. İsterseniz ona bir soralım. Hasan Bey, Hasan Bey. Nasılsın beyim, beyimin? Hasan söyle bakayım bize, sen ne istiyorsun? Ben mi? Evet sen. Bu ülkedeki namuslu, şerefli, özverili bir vatandaş olarak söyle bakayım. Sen ne istiyorsun? Vallahi beyim bilmem ki, şimdi sırası mı? Fark etmez. Onlar benim ahbaplarım. Hem sonra unutma. İstemek elde etmenin yarısıdır. Beyim biz Allah'ın emri, peygamberin kavliyle senin kızı benim oğluna istiyoruz beyim. Kızını mı? He beyim. Şaka ediyorsun. Kamera şakası. Ay bunlar çıldırmış ayol. Ay dayanamayacağım. Ay, çok şaşırdım ya. Hey baba, uçmuş ya. Sen ciddi misin Hasan? Hakikaten kızımı mı istiyorsun? Allah'ın emriyle beyim. Adam ciddi ya. Bu ne cüret Hasan? Neye dayanarak? Benim olan kızınızı sevmiş beyim. Sevgiden yani, göğünü ona akmış. Aylardır fotoğrafını da elinden düşürmedi. Sonra? Yemeden içmeden kesildi. Beyim biz de biliriz, davul dengi dengine ama siz dediniz ki sizin her şeye hakkınız var. Aslan gibi çocuksun, senin gibi evladım olsun dediniz. Sizler dürüst, şerefli, haysiyetli insanlarsınız dediniz. Türkiye sizinle gurur duyuyor dediniz. Hepimiz aynı gemide yolcuyuz, aynı havayı soluyor dediniz. Hepimiz gerekirse bu ülke için canımızı bile veririz dediniz. Ne isterseniz isteyin, ben sizin yanınızdayım dediniz. Siz böyle deyince benim oğlanın içine bir umut düşmüş. Hele ki kızınızla mektup yazıp bir de fotoğraf yollayınca. Biz de bir ana baba olarak vazifemizi yapak, Allah'ın emriyle gidek bir isteyek dedik. Siz de dediniz ya, istemek elde etmenin yarısıdır diye. Biz de bir insan olarak isteyek dedik. Hata ettiysek bağışlayın bey. İste dediysek o kadar da demedik. Bu kadar kızmanıza ne acet bey. Biz de insanız. Bizim de bazı isteklerimiz oluyor. O zaman bize müsaade. Kalın sağlıcakla. Ha beyim ha. Orada bir köy var uzak. Yolunuz düşerse gene bekleriz beyim. Adım Ali, adım Mehmet. Atamam adı. Dağda kartal gibiyken koptu bacağım. Sandım kadınım olsa uçacağım. Kadınım olsan olurdun kanadım. Kadınım kanadındın sen, lafınla vuruldum ben, kanadım ben.
kadının kanadındın sen. Lafınla vuruldum ben, kanadım ben. Vurulmadım bin pusuda, vurdum beni bir busede. Kalmış bacağım dağda, gönlümde kalsın sende. Kadının kanadındın sen, lafınla vuruldum ben, kanadım ben. Kadının kanadındın sen, lafınla vuruldum ben, kanadım ben. Bacağım dağları, yârim ağları. Sözünüz size kalsın, kendi gözümle ağlarım. Kadının kanadındın sen, lafınla vuruldum ben, kanadım ben. Kadının kanadındın sen, lafınla vuruldum ben, kanadım ben. Soracak olursan, eğer sana soracak olursam hiç çekinmem, sorarım anne. Yeni bir şey söyleyeceksen söyle. Yok eğer eskileri gebeleyeceksen hiç zahmet etme. Hepsi hatırımda hayatım. Aman sen de iyice tuhaflaştın canım. Ben onu demeyecektim ki. Ne diyecektim peki? Yemeğin yanına acaba bir de pilav mı yapsak diyecektim. Pilav yaptık ya anne. Salata, salata diyecektim. Laf salatası mı? Onu da yaptık hayatım. Aman iyi canım, size de laf edilmiyor. İyi ki bir okudunuz, burnunuzdan kıl aldırmıyorsunuz. Onu diyecektim işte. Ne olmuş yani, bir anne olarak hakkım yok mu? Olmaz olur mu hayatım? Her şeye hakkım var. Söyle, seni dinliyorum. Bak kızım, eğer bana soracak olursan hemen kocanın yanına geri dönmelisin. Çünkü bir kadının yeri kocasının yanıdır. Ak akçe kara gün içindir. Saklı zamanı gelir zamanı. Anne, bugüne kadar damlalıkla oluşturulmuş bir göl görülmedi. Ne diyorsun sen canım? Tıp tarihinde körle yattığı için şaşı kalkan hastaya hiç rastlanmadı. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hayır, ama atalarımız söz söylerken bazen saçmalıyor, onu anlatmak istiyorum. Senin kabahatin nerede biliyor musun? Kadını bir birey olarak göremiyorsun. İlla ki ona bir yer arıyorsun. Bırakın ya, kadının canı nerede olmak istiyorsa orada olsun. Ama benim burada olmamdan rahatsız oluyorsam hemen giderim. Hayır efendim, hayır. Hiçbir yere gidemezsin. Kocanın yanından başka. Siz okumuşların derdi de bu. Pireyi deve yapıyorsunuz. Ne olmuş yani adam senden sıkıldım dediyse? Sen de ondan sıkıldım dersin, olur biter. Öyle söyledim anne, çok sıkıldım dedim. O da ayrılalım dedi, ayrıldık. Olmaz efendim, olmaz. Öyle ayrılınmaz. İnsan sıkıldım diye kocasından ayrılır mı? Bak mesela dövse, sövse yahut başka bir kadın olsa... Yok daha neler. Var var, işte böyle ayrılıyor insanlar. Mesela içkisi kumarı olsa tamam ayrıl. Ama neymiş efendim, sıkılmışlar. Neymiş efendim, heyecanları bitmiş. Heyecan istiyorsanız korku filmine gidin. 40 yıllık evlilik hayatımızda biz çok mu eğlendik? Biz de sıkıldık. Sizleri okutana kadar neler çektik biliyor musun sen? Anne, benim kocamla birlikte olmak için hiçbir nedenim yok. Ya! 7 yaşında bir oğlunuz var. Bundan iyi neden mi olur? Ne olacak o çocuk anasız babasız? Anasız babasız değil ki, onun anası da var babası da var hayatım. Hadi üzme kendini. Oh, iyi akşamlar. Hoş geldin baba. Ben hoş geldim, ne haber? Al bakalım ısmarladıklarınızı. Ha bir dakika versene kız, şuna bakayım. Aa ulan, sirke almayı unutmuşum ya. Gideyim alayım da geleyim markette. Hiç gerek yok. Annemin suratında yeterince var. Çok da ucuz satıyor, ondan alırız. Gel. Ne oldunuz gene ya? Kesinlikle kocasıyla barışmazmış efendim. Bir de atalarımız ve ben saçmalıyormuşuz. Ataları bilmem ama senin için bir şey diyemeyeceğim. Sen de kızının yanında ol bakalım. Sen de kızının yanında ol. Sanki ben sizin düşmanınızım. İnsan sıkıldım diye kocasından boşanır mı Hasan Bey? Ah ah, bizim zamanımızda yoktu böyle şeyler. Ah. Sıkılsan da delirsen de tıpış tıpış giderdin babam ne bile. Ah. Ne demek istiyorsun sen ya şimdi? Ya ne diyebilirim? 40 yaşına merdiven dayamış kıza ne diyebilir? Merdiveni altından çekemem düşer. Hay bunları evlenmeden önce gören de Romeo ile Juliet zannederdi. Ben dedim ama zamanında. Ne dedin? İşte aradan çok zaman geçtiği için net yapamıyorum tabii ama... İyi bir şey söyledim, güzel bir şey söyledim adamım.
güzel. Hiçbir şey demedin. Aldı getirdi o Feridun denen evet. Hıyarı. Biz birbirimizi seviyoruz dedi. Sen de peki o zaman dedin. Ben hıyarı görünce bir şey demedim. Demedin. Hadi herkese ya. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin merhaba oğlum. Gel yavrum. Nasılsın gel. Anneciğim? İyiyim. Hiç iyi değilim. Bu ablam beni öldürecek. Hemen polise haber verelim anne. Ne yaptı sana silah mı çekti? Kesinlikle kocasıyla barışmazmış efendim. Kendisi bilir anne. Ne de olsa kocasını senden daha iyi tanıyor. Aa sen de beni öldüreceksin Selim. Ben ne yaptım anne ya? Sen ne dedin de yapmadım. Annem benim. Hadi oradan zevzek şey. Ne dedim de yapmamışmış. Ne dedim de yaptın ki? Ama şimdi diyeceğim. Unut onu olmaz anne. Daha demedim ki. Bu seferki kimin nesi? Hafize Hanımların yeğeni. Oğlum bir görsen görür görmez aşık olursun. Öyle böyle güzel. Peki bir derecesi var mı anneciğim? Ne derecesi canım? Yani herhangi bir güzellik yarışmasında derecesi yoksa sayılmaz. Artık yarışmaya girmemiş kız kalmadı biliyorsun. Ne olur ciddiye alsam da bir tanışsanız. Bak ilkokul öğretmeniymiş. Hanım hanımcık bir kız elinden de her iş gelirmiş. Fakat salakmış. Allah Allah neden salak olsunmuş canım? Ya anneciğim madem bulunmaz Hint kumaşı. Niye kimse bulmamış bu kızı? Oh oh oh. Niye evde kalmış anneciğim? Oh oh. Neden evde kalsınmış? Senin gibi hayırlı bir kısmet bulmak kolay mı? Kolay olsa ablam bulurdu. Anne unut bunu. Ben görücü usulüyle evlenmem. Bak bizim zamanımızda bu da yoktu. Herkes görücü usulüyle evlenirdi. O da sen görmezdin. Senin yerine birileri görürdü. Artık o görenler miyop mu, astigmat mı, kör mü? Artık ne çıkarsa bahtına. Şimdiki gençler denemeden evlenmiyor. Şimdi öyle, şimdi öyle. Yine ne demek istiyorsun sen? Hayır, bizim deneme şansımız olmadığı için sen çıktın karşıma. canım benim, ak saçlı kartalım benim, canım benim. Aldım, gönlünü aldım. Tamam, şey. Abla ya, sabahtan beri başımda bir ağrı var. Akşam bana eczaneye uğra, sana bir şeyler veririm. Olur, uğrarım. Aa, akşam sen eczanede ne yapacakmışsın? Nöbetim var anne, kalpa kızın işi varmış, ben kalacağım nöbette. Köfte de nefis gözüküyor valla. Evlensen her gün nefis köfteler yersin. Anne uzatma ne olursun. Uzattın sündürdün mevzunun bir haysiyeti kalmadı. Ben şimdilik evlenmeyi düşünmüyorum. Bak bizim zamanımızda bu da yoktu. Ben evlenmeyi düşünmemeyi bile düşünememiştim. Niye düşünmüyorsun? O zaman benim aklım yoktu. Sana demiyorum canım oğlana diyorum. Ha. Yaşın geldi 30'a senin yaşıtlarının boyunca çocukları var. Çocuk sevmiyorum anne. Köpek alalım sana bir tane. Ya daha dur genciz yapacağımız şeyler var. Ya izin verirsen biraz hayatımızı yaşayalım. Ayrıca evlenenlerin sonunu da görüyoruz. Ne olmuş evlenenlerin? Ayrılıyorlar ablacığım. Madem ayrılacağım niye evleneyim? Allah Allah ayrılan ayrılan yok canım. Nereden çıkarıyorsun? Geçici küslükler her evlilikte olur. Oğlum Selim bugün benim dükkana iki tane adam geldi. Adam dediğime bakma karşıdan bakıldığında adama benziyorlar. Konuştuklarında bir ayılık seziliyor. Ayılıklarının yanında belirgin bir dayılıkları da var. Yoksa sana bir şey mi yaptılar baba? Bana ne yapabilirler ya? Elden dağıtıyorlarmış, gazete bıraktılar. Bundan sonra bu gazeteyi okuyacaksın amca diyorlar bana. Olur mu öyle şey ya? Memlekette demokrasi var. Bizim zamanımızda yoktu. Ha? Demokrasi mi? Yok böyle adamlar. Okumam lan ben bu gazeteyi dedim. Okuma şart değil amca alman yeter dedi. Almıyorum lan dedim. Sizin karşınızda koskoca emekli albay Hasan Özü doğru duruyor dedim. Korktular benden vallahi. Senden değil rütbenden korkmuşlardır. Ama almazsan rahat ettirmezler. Mafya mı bunlar be? Bir nevi mafya bunlar abla. Hatta mafyadan daha iyi örgütlüler. Sen de alıver baba bir kereden batmazsın ya. Oğlum bu memleket bir kereden bir şey olmaz diye bu hale geldi. Sen ne konuşuyorsun? Rahmetli Özal anayasayı bir kere delmekle bir şey olmaz dedi. Anayasa delik deşik oldu. Haydi bakalım. Bunlar da buldukları her delikten girdiler, anayasanın anasını bellediler. Hadi bakalım. Bir kereden bir şey olmaz değil, bir kereden çocuk bile olur. Sen nereden oldun zannediyorsun? Bir atımlık barut vardı, o da sana rastladı. Barut da bozukmuş yamuk oldu. Taşa oturmuşum o sene. Baba alem adamsın vallahi ya. Memleket onların elinde babacığım. İstedikleri gibi idare ediyorlar. Memlekette film çevriliyor biz de öyle seyrediyoruz. Ne yapacaksın ki ablacığım? Memlekette demokrasi var. İsteyen istediğini yapıyor. Hadi be bunun neresi demokrasi? Demokrasi hiçbir zaman çoğunluktaki aptalların, azınlıktaki akılları yönetme rejimi olmamıştır. Olmamalıdır da. Hadi bakalım ver cevabı. Kimin akıllı kimin aptal olduğuna kim karar verecek baba? Şöyle bir etrafına bakarsan herkes kendine göre çok akıllı. Tamam sen de haklısın ama bunların rejimi bir biçimde düşünmeyi mecbur kılıyor. Eğer sen de öyle düşünmüyorsan hiç şansın yok yanmış. Baba ya.
Evet. 12 Eylül'den sonra senin demokrasi anlayışın bayağı gelişmiş vallahi. 12 Eylül'ün koşulları farklıydı. Biz o zaman o müdahaleye mecburduk. Hatırlasana, Ankara'ya Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne gittin de okuyabildin mi kızım? Pekala da okuyordum. Alıp evet. Getirmeseydiniz belki şimdi valiydim. Belki de ölüydün. Biz o müdahaleyle kamplara bölünmüş bir ülkeyi tek çatı altında topladık. Ama bir sürü arkadaşımız da sırf sizin gibi düşünmüyor diye hapishanelerde çürüdü, ne haber? Öyle efendim, kabul etmiyorum. Bu ülkenin rejimi belli. Bu ülkenin rejimi demokratik, laik, Atatürk ilkelerine bağlı. Ve sosyal hukuk devleti, sosyal reformlar ve sosyal biraz ekonomi... Biraz daha sosyallersen sosyalizme kadar gideceksin Bastır Baba. Ve sos... şu sosu ver lan bakayım bana şuna. Baba, esas sorun nerede biliyor musun? Esas sorun kağıt üzerinde yarı buçuk var olan hakların ve özgürlüklerin tam anlamıyla uygulanmayışında. İyi ki siyasalı bitirmemiş. Başımıza komünist olurdu bu. Anne ya, iktidarlar daima iktidarı biz ve onlar diye ikiye ayırıp öyle yönetiyor. Nasıl ya? Ne diyorsun yani? Ya ne bileyim, ben konuşuyorum işte. Ama boş konuşmuyorum be Selim. Eğer öyle olmasaydı başımızda bu hırsızlar olur muydu? Bu çeteler oluşur muydu? Onlar oraya bugün gelmedi ki. Ta eskiden beri orada oturuyorlardı. Bunların şanssızlığı trafik kazası oldu, kamyon çarptı. Vallahi ben onu bunu bilmem. Eğer bunlar getirip gazetelerini zorla bana bırakabiliyorlarsa bu memlekette müdahale şart. Sen gel de fazla dayılanma babacığım. Bir gazeteden bakmazsın. Bak şimdi almazsan mimlerler. Mimlemek de kalmazlar, gün gelir mıhlarlar. Örgüt mü bunlar? Örgütlüler anneciğim. Bu tür şeylerin pek girdisine çıktısına bakmayacaksın baba. Gelene ağam, gidene paşam. Orada bulunana hemşerim diyeceksin. Esnaf adam biraz her telden çalmak isteyecek. Aman ne de esnaf adam. 40 yıllık askerden esnaf mı olurmuş? Hasan Bey. Efendim? Sen o dükkandan hiç para kazandın mı? Kazanacağım da yaşım küçük, büyüyünce kazanacağım inşallah ya. Ne zaman? Pazartesi günü kazanacağım inşallah. 5 yıldır ya var o dükkan. Bütün emekli ikramiyeni gömdün oraya. Ne öldürüyor ne onduruyor. Öyle duruyor. Bu evlenmiyor, o boşanıyor. Peki benim günahım ne? Ay anne, sen bugün solundan mı kalktın Allah aşkına, sabahtan beri dır 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 dır. Hayır, hiç kimse seni dinlemiyor yani. Politikayı düşünür müsün? Anneniz benim gençliğimde de böyleydi. Kafayı bir şeye taktı mı olduruncaya kadar konuş. Hiç de değişmedi. Hayır, Demirel bile değişti, demokrat oldu. Türkeş melek olarak öldü. Erbakan iktidar oldu. Sen zerrece değişmedi. Bir değiş lan bir daha. Bir değişme. Kurban olayım ben. Değiş, sen de değiş ya. Dedim sana. Bir değiş lan. Ana. Hayret bir şey ya. Ben onlar gibi yanar döner miyim? Ulan ne biçim konuşuyorsun? Evi kapattıracaksın. Kurban olayım, böyle şeyler yapmayın. Çekmişim ben neyse oyum. Benim bütün arzum bunların mutlu olduğunu görmek. Anneciğim biz iyiyiz ya. Bomba gibiyiz anne. Hadi oradan ölüp gideceğim, gözüm arkada kalacak. Gözlerini mi bağışladın anne? Dalga geçmeyin benimle. Bana bak, sen eğer kocanla barışmazsan sana hakkımı helal etmem. Hayır. Sen de evlenmezsen sana da hakkımı helal etmem. Sen de gel gel buraya, sana da bir şıklafım var. Sen de açtın ya o dükkanı, helal olsun sana Hasan Bey. Allah, ben ucuz kurtardım. Allah. Hadi anne ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Anne, eczaneye gidiyorum. Nöbetim var dedim ya. Ablacığım birlikte çıkalım. Benim de karakolda nöbetim var. Hadi gel. Seni ben bırakayım. Kendine iyi bak. Kaçalım da kurtulalım şunlardan. Ya kaçın bakalım, kaçın. İşte bunlar işlerine gelmedi mi böyle kaçarlar. Hadi bir nöbette ben bulayım kendim. Sen otur şuraya. Ne olacak bu halimiz? Kötü kötü. Memleketin durumu kötü. Çocukların morali bozulmasın diye yanlarında söylemedim. Müdahale şart oldu. Bana ne memleketin durumundan canım. Ben bizden söz ediyorum. Bizim halimiz ne olacak? Ne var lan bizim halimizde? Gül gibi geçinip gidiyoruz. Çocuklar büyüdüler. Mesleklerini ellerine aldılar çok şükür. Daha ne istiyorsun ya? Sen öyle san. İçim rahat değil. Onların mutlu olduğunu görmek istiyorum. Bazen ne düşünüyorum biliyor musun hanım? Şu iş yerini diyorum bir devretsem. Ya bayıldım buna, bayıldım. Evet, evet. Aslında bir köye bir yere yerleşsek, bir toprak falan satın alsak da şu hayhuydan kurtulsak. Ben toprağa kassam, sen içine yatsan. İstemezsin değil mi? İşine gelmez. Tabii tabii. Zaten seni öteki taraftan da istemezler. Sen oraları da karıştırırsın. Bazen düşer, ilme iner, ateş çıkar baş döner. İnsan deşer, bazen düşer, ilme iner, ateş çıkar baş döner. Olmadı ilaç, esnada ne hastayım.
Hayat ucuz, ilaç pahalıysa, bırak atlar karayı seksin, o kadar kırır. Yürek yaralıysa, öpeyim, öpeyim, öpeyim de geçsin. Alerjik mirit, kronik konjöktürit, yemeklerden sonra yutulur. İhale, yolsuzluk, korkil ve rüşvet. Memleket, 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 reçetesiz tatlı. Hoş bulduk canım, artık çıkabilirsin. İzin verdiğin için çok teşekkür ederim abla. Rica ederim hayatım, ne olacak? Ay, gözüm arkada kalacak ama. Bensiz idare edebilirsin değil mi? Niye demeyeyim ayol? Eczacı olan benim, kalfa olan sensin. Hayır yani, kadın başına yalnız ne yapacaksın diye. Ay bu da kadın başlığa takmış. Yahu bir kadın memleketi b**tti diye bütün kadınları aşağılamanıza gerek yok. Ayrıca yalnız olmayacağım şekerim, bir arkadaşım gelecek. Peki ablacığım. Abla, babam ararsa ki arar. Ben içeride ilaç hazırlıyorum da telefona gelemem, tamam mı? Nereye gidiyorsun kız? Şey, ben bu akşam Salih'te kalacağım. Babam duyarsa beni keser. Hayır, sadece beni kesse neyse, seni de keser vallahi. Salih kim kız? Hiç canım, bir arkadaş. Yani yakın bir arkadaş. Sevgilim de denilebilir. Semih'e ne oldu peki? Bitti. Son Semih'i de kullandık kalmadı, naşlattım. Laflara bak, hani çok seviyordun. Gene seviyorum abla ama Semih'i değil, Salih'i seviyorum. Semih'in nesi vardı? Motoru su kaynatıyordu da. Hem Salih Semih'ten daha yakışıklı, daha zengin. Ayrıca daha iyi anlaşıyoruz. Ve ayrıca sen olacaksın. Ha? Bana bak, böyle ortalıklarda dolaşma. Her isteyene verme. Gönlünü yani. Aman abla, şu ölümlü dünyada ne kafamı yoracağım? Hayatımı yaşarım, olur biter. Hayatını yaşarken bari sağlıklı yaşa da şunları kullan. Aşk olsun abla. Ben öyle basit kız mıyım? Sağ ol, istemez. Bak, bende kokularından var. Onlar adi. Kız, ben sana demin olacaksın demiştim ya. Lafımı geri alıyorum. Ya. Sen çoktan olmuşsun hayatım. Oo. Vallahi. Senin bu cinsellik olayına hiç böyle baktığını bilmezdim abla. Çok geri kafalısın. Pardon. Ama en azından kafalıyım değil mi hayatım? Evet. Teşekkür ederim, artık gidebilirsin. Bay bay. Bay bay. Ben geldim. Hoş geldin Şerbi. Hoş bulduk hayatım. Seni bu kadar erken beklemiyordum. Ay ne yapayım, evde duramadım, kendimi bir an önce sokağa atayım dedim. Al bak, bu çiçekleri de sana getirdim. Teşekkür ederim hayatım, geç otur, tamam, geliyorum. Tamam hayatım. İnşallah benim için programını bozmadın. Yok be, çok iyi oldu, kaynatırız birazcık. Tam evden çıkıyorum, Tarkan aradı. He. Boğaz'da balık yiyelim diye tutturdu. He. Ay ben balık sevmem diyorum, bu kalkan diyor. Kılçıksız olanından diyor. Yesen seversin diyor. Terbiyesiz tacizci. Salak imalarla cinsel manalar elde etmeye çalışıyor. Ay bir sinirlendim. Hayır, cinsel ima bunun neresi, pek anlayamadım ben. Tonlamasında hayatım. Tam mevsimi. Kalkanı kaçırma, ye diyor. Ay öyle bir tonluyor ki saati sorsa benim aklıma yatak geliyor. Şimdi anladım. Ben de verdim ağzının payını ama. Ben büyük balık severim dedim. Balina gibi dedim, sustu kaldı. Oh yetmişin kız. Dul kadınız ya, herkes dul kadın muamelesi yapıyor. Ne olmuş dul olmuşsa? Ay ne bileyim ben, var ya öyle bir laf. Ortalıkta centilmen bir adam kalmadı vallahi. Hepsinin niyeti aynı şekerim. Önce seni bir yere götürürler, sonra seni götürürler. Ha? Yani götürmeye çalışırlar. Dur geliyorum şimdi. Anlatırsın. Tamam hayatım, işine bak sen. Efendim. Ha canım, benim hayatım. Ne yapıyorsun? Babanı üzmüyorsun değil mi? Aferin. Alamam hayatım, nöbetteyim. Yarın. Yarın gideriz, söz. Ver bakayım babanı bana. İyidir Feridun, senden ne abi? Hayır, nöbetteyim. Alamam, hayır. Aman getirsen getir be, Allah cezanı versin. Sersem. Gene ne oldu Zehroş'cuğum? Ay bir gün bile çocuğa bakmıyor, mahsuzdan yapıyor. Beni sinirlendirsin diye, getireceğim diye tutturdu. Babamı arayayım da uyumadıysa gelsin alsın çocuğu. Anne, ha babam uyumadı değil mi? Ne olur bana gelsin. Feridun çocuğu getirecek mi? Sabaha kadar burada perişan olur. Tamam, tamam anne, sonra konuşuruz. Hadi güle güle.
Ay dur, cebim çalıyor. Alo. Ah, selam Fiko. Yok, evde değilim. Eczanede nöbet tutuyorum. Nöbette bu kartım yok. Aa, yok, gelemem Fiko. Gelemem dedim şeker. Yarın akşam belki. Hayır, sıkılmam. Sıkılırsam ararım. Hadi çal. Ne istiyor kız? Ay, ne isteyecek? Hepsinin istediğini. Ama yağma yok. Vermeyeceğim. Verme hayatım, verme. Ay, bütün erkeklerin niyeti aynı şekerim. Sadece yöntemleri değişik oluyor. Aman ama beyefendi, adamlar da var be. Ha, sen onu külahımı anlat. En beyefendisi seninkiydi. Ne oldu? Ayrıldınız. Ay, şu adam ne bakıp duruyor öyle buraya? Yoksa bana mı bakıyor Zehroş? Hiç heveslenme Şermi. Kalacaktır, utanıyor, giremiyor. Kaldı mı bu zamanda böylelere? E hayatım, memleket senin çevrendeki erkeklerden ibaret değil tabii yani. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şey efendim. Buyurun. Şu ilaçlar lazım. Hemen hazırlayayım. Affedersiniz. Hazırlamadan önce ne kadar tutuyor öğrenebilir miyim? Tabii. Ben biraz hazırlıklı değilim de. Çocuk birden sancılanınca birden hastaneye kaldırdık. İşte öyle olunca böyle oldu şeyde. 17 milyon. Ne? Bu kadarcık ilaç 17 milyon. Maalesef ilaçlar çok pahalı beyefendi. Ve bırakalım ölsün. Tövbe deyin canım, niye ölsün çocuk, sigortanız yok mu? Var ve şu an attı. Bu ne ya? Ben 17 milyon nereden bulacağım şimdi? Affedersiniz, el lazım mısını alsam açıkçası. E lazım ki, hepsini yazmışlar beyefendi. Bir telefon edebilir miyim? Tabii edebilirsiniz. Tamam. Buyurun açın şunu. İyi akşamlar ablacığım. İyi akşamlar canım. Aa. Bu arkadaşı ayıltabilir miyiz? Ne oldu buna, araba mı çarptı? Yok be ablacığım be. Bizim takım çarptı. Komaya girdi. Girmişken küme düşsün diye ben de pat pat pat. Ne yaptım ablacığım? Dövdüm. Aa, niye dövüyorsun elin garibini canım? Elin garibi olur mu ya? Benim arkadaşım bu. Aa. Kaldır şuna, bir amonyak koklatayım, getir. Alo. Orhan abi. Ben Şeref. Abi, acil bir şey oldu. Çocuk hastanede. 17 milyon lazım. Oley 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 oley. Bizim takımımız her zaman yener lan. Bak, görüyor musun abla? Gene saçmalıyor, gene saçmalıyor ya. Oğlum bana bak, bana. Nasıl sizi, Allah'a şükür Hakan şükür. Oğlum var ya, alayınıza Fener alayı oğlum. Bana bak bana. Siz var ya siz. Siz koltuk takımısınız lan. Gelen geçen üstünüze oturuyor. Lan oğlum, o takımı tutacağına içinden bir sayı tut daha iyi. Neyse abla, ayıldı, hürmetler, iyi akşamlar. Hadi çıkın dışarı, tövbe tövbe tövbe. Allah Allah. Alo. Hayret ya. Mehmet abi. Bütün sadece 17 milyon abi. Ya senin de canın sağ olsun. Affedersiniz, bir telefon da açabilir miyim? Tabii, buyurun beyefendi. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Uyku ilacı istiyorum. Nasıl bir şey istediniz? Ağır bir şey olsun. Uyutsun, bir daha uyandırtmasın. Sinirlerim çok bozuk hanımefendi. Bir türlü uyuyamıyorum. Tam gözlerimi kapatıyorum, karşıma sosyal demokratlar geliyor. Atomu parçalayan formülü buluyorum da bu sosyal demokratları birleştirecek formülü bir türlü bulamıyorum. Hiç üzülmeyin beyefendi, o formülü daha kimse bulamadı. Bu sefer de enflasyon canavarı karşıma dikiliyor. Sabaha kadar onunla mücadele ediyorum. Fakat her seferinde ona yenik düşüyorum. Derken içeride yatan düşünce suçluları geliyor aklıma. Onlar orada haybiye yatarken ben nasıl uyuyabilirim hanımefendi? Çok haklısınız beyefendi. Bir dakika. Alo. Aydın. Ben Şeref. Aydıncığım, sana bir şey soracağım. 17 milyon olsa bana verir miydin? Of. Sağ ol. İnan ol, bende de olsa ben de sana verirdim. Yazık ya. Buyurun beyefendi, yatmadan 20 dakika önce alırsanız çok iyi gelecek. Peki efendim, ne kadar tutuyor? 1 milyon 250 bin lira. Ne olur yardım edin. Bakın, çocuk hastanede diyorum. Ben bu parayı derhal bulamazsam kızım ölecek. Yok yok, en kısa zamanda öderim. Peki, peki, tamam, peki, iyi, peki, tamam, peki. Beyefendi, siz bu ilaçları alın. Ben sizden para istemiyorum. Paranız olunca getirirsiniz. Sahi mi? Dalga geçiyorsunuz. Yapmayın Allah aşkına bacım ya. Bu konuda dalga geçilir mi beyefendi? Bilmem, herkes her konuda geçiyor da. Ama siz ciddisiniz. Ver elinizi öpeyim bacım. Hayır, Allah hayır. Sizden razı olsun. Hayır. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Allah size uzun ömürler versin. Sağ olun. İstemem, istemem. Aa, versin ayol. Niye istemiyorsun? Bakın, ben bunu en kısa zamanda öderim. Ciğerimi satarım, yine öderim. Size adresimi vereyim. Nüfus kağıdımı vereyim. Bakın, senetleri imza edeyim. Hayır, hiçbir şey istemiyorum. Siz bunları hastaneye yetiştirin. Buyurun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.
Kızım sen manyak mısın? Adam ya geri gelmezse adresini alsaydın bari. Gelmezse gelmesin, canı sağ olsun ya, boşver. Ya ne ilacıymış bunlar böyle? Çocuğu ameliyata almışlar ya ondan. Aslında bu ilaçların hepsi hastanede var ama bu zavallılardan istiyorlar. Şu çalınanın, çırpılanın %10'unu sağlık sistemine ayırsalar vallahi memleket pürüpak olur ya. Acayip sinirleniyorum. Valla ben siyasi mevzulardan anlamam Zehroş. E bu siyasi değil ki, hayati mevzu şekerim, sen anlamıyorsun valla. Ay haksızlık ediyorsun, anladığım mevzular da var ama. Ay ben senin anladığın şeyleri biliyorum. Ama lan nerede çocuk, nerede geldi. Çocuk nerede ya? Hoş geldin baba, geç otur daha. Çocuk gelmedi. Nerede? Gelmedi daha, gelir şimdi, otur. Kusura bakma, seni de yordum buraya bizim kadar. Bizim zamanımızda yaşlı babalar böyle yorulmazdı. Aa, sizin nereniz yaşlı Hasan amcacığım? Hiçbir tarafım tutmuyor, her tarafım yaşlı kızım. Ayol şu adamla bir türlü giremedi içeri, ne kadar utangaç. Şermin. Beyefendi. Ne istiyorsanız söyleyin, çekinmeyin. Çekinmiyorum, öyle vitrine bakıyordum da yani yok bir şey. Ay bunda utanılacak bir şey yok beyefendiciğim, herkes söylüyor, siz de söyleyin. Ayıp değil, günah değil. Bizim zamanımızda söyleyemezdik ama şimdi gençler her şeyi söylüyor. Tabii. Oğlum ne canım. İstiyorsan orada rafta var, oradan alıver. Hadi çocuğa bakayım, hadi. Bakın eğer kadınız diye çekiniyorsanız hiç çekinmeyin. Heh. Sonuçta biz de insanız. Hem burada erkek de var. Ya. İyi o zaman. Sakın sesinizi çıkarmayın. Yoksa istediğim an vururum. Kasa burada, istediğin kadar para alabilirsin. Ben soyguncu değilim. Yürüyün, benimle geliyorsunuz. Allah'ım tecavüzcü. Geç, geç sen de. Sen de yanına ilaç al, yine al. Çabuk sargı bezi filan al. Ne istiyorsun bizden? Çok konuşma. Yaralı biri var, ona bakacaksın. Ne lazımsa al. Ama o doktor değil ki çocuğum. Ona doktor seni diyen oldu mu? Hadi sallanmayın ve hiçbir şey belli etmeyin. Sen de kıpırda hadi. Ben gelmesem benim tıpla uzaktan yakından bir alakam yok. Konuşmayın diyorum, konuşmayın. Sakın ha yanlış bir şey yapmayın. Yoksa cacıman vururum bak. Yürüyün hadi. Tamam. Yürü. Tamam. Tamam. Askere yaşıyoruz askere. Bu ülkede patlaca bile. Patrasi olsun diye azraine, ömrünü çöpe atar bir aile. Ne yapalım zaman kötü, yöneteni yok suçu. Biz kollamazsak gücü, okunur bize ucu. Ne yapalım zaman kötü, yöneteni yok suçu. Biz kollamazsak gücü, okunur bize ucu. Parola. Burjuva yuva yapmış soyut dalına. İşareti? İşareti yavrusunu emperyalist kapmış gördün mü amanın yandım. Geç. Nerede kaldınız ya? Çabuk sallama. Kimse görmeden geç şöyle. Sallamayın. Geç, geç şöyle. Tamam. Geciktiniz. Geciktiniz tabii. Bir kere parolanın kendisi 4 kıta 2 kuple. Zaman kaybı bir tarafa, kimsenin tahmin etmeyeceği bir parola olacak diye devrimci ciddiyete çelişiyoruz. Uzatma, ne olmuş yani? Namusu var mı? Buraya kadar ölüm tehdidiyle getirdim. Parolayı duyunca millet göbek atmaya başladı. Ya burjuva yuva yapmış Söğüt dalına diye parola mı olur abi ya? Kesintiyor tartışmayın. Şimdi protein içinde yoğrulma zamanı. Gençler hata yapıyorsunuz. Büyük hata yapıyorsunuz. Neden diyecek olursanız bir kere burjuva değil manda. Manda olsa emperyalist değil, sinek olacak. Baba. Ya 40 yıllık türkü ben bilmiyor muyum mandayla sinek ya? Vay amcama bak. Sen bize kimi getirmişsin Önder arkadaş ya? Biz senden doktor istedik. Sen tutup doktor Nevzat Atlı'yı getirmişsin. Devleti ele geçirmeye, devlet Türk musikisi çok sesli korosundan başlamak hiç iyi bir fikir değil. Evet, Azrail'in başarılı bir operasyonla ölü ele geçirmeye çalıştığı arkadaşımız detone bir arkadaşımızdı. Ama bu acil bir müdahale gerektirmiyordu. Gel gör ki arkadaşımızın bundan böyle devrim marşlarını detone olmadan söyleyebilecek olması hareketimiz açısından sevindirici. Ama insanın kendi cenazesinde marş söyleyememesi bir o kadar üzücü tabii ki. Lan bana bak, korkusuz soğukkanlı görüneceğim diye espri yapmayı kes. Senin toplumcu gerçekçi stand-up'ın da kaybedecek zamanımız yok. Niyazi arkadaş kan kaybediyor. Ve eğer kendine rakip görmezsen bir şey de ben sana söyleyeyim arkadaşım. Kan kaybından ölen bir insanın çok kan kaybettim, hükümsüzdür diye ilan verememesi bir o kadar üzücü tabii. Bana bak Önder arkadaş, bu tavrın hiç hoşuma gitmedi. Derhal öz eleştirini ver yoksa rapor edeceğim. Asıl sen öz eleştirini ver Berke arkadaş. Yoksa ben rapor edeceğim. Arkadaşlar, rehinelerin yanında bu tavırlar hiç hoş değil. Ya. Hemen öz eleştiri verin yoksa rapor edeceğim. Kesin be! Niyazi arkadaş burada kan kaybından ölüyor. Siz yok öz eleştirilmiş, yok rapormuş, lambaymış, dekolteymiş. Derhal öz eleştiri verin yoksa rapor edeceğim. Arkadaşlar saçmalıyoruz. Ya eylemselliğimizin sekteye uğraması soğuk kanlılığımızı yitirmemize yol açmamalı.
Doktor sen misin? Nerede? Ben sadece kuaförüm şekerim. Şekerim mi? Bir devrimciye nasıl hitap edileceğini öğrenmelisin kuaför arkadaş. Tamam o zaman. Ben sadece kuaförüm şeker arkadaş. Şimdi oldu mu kuş? Geç öyle. Kuaför, kuş. Önder arkadaş eylemi başarıyla gerçekleştirmiş. Niyazi arkadaşın kepek sorunu kalmayacak. Saçlarının bir yarısı ahenkle dans ederken diğer yarısı ona tempo tutacak. Ayrıca pedikürlü tırnaklarla gömülen ilk devrim şehidi olması da hareketimize kitlesel katılımlar sağlayacak. Tebrikler Önder arkadaş. Ulan belki arkadaş. Kendinize yeter. Provokatif tavırları kesin. Doktor olan sen misin? Değilim yavrum ama isteseydim olurdum. Neden diyecek olursanız tıbbiyeye imtihansız öğrenci alıyorlardı o vakit. Doktor sen misin değil misin? Ben bu memlekete 20 yıl şerefle hizmet etmiş bir albay. Albay mı? Albayrak kırtasiyenin sahibi. Kırtasiyeciyim evet. Baba albay olduğunu anlarlarsa önce seni vururlar. Kesin fısıldaşmayın. Geriye bir tek sen kaldın. Doktor sen misin? Hayır eczacıyım. Hasta hanginiz? Ne demek istiyorsun pis burjuva? Şimdi sana dalga geçmeyi gösteririm. İndir silahını. Ne demek oluyor bunlar Önder arkadaş? Doktor kaçırma eylemine çıkmadın mı sen? Doktor bulmak kolay mı? Tam üç devlet hastanesinde bir tane doktor yok. Hastalar perişan. Özel hastaneler kale gibi. Tüm burjuva kaleleri gibi özel korumaları var. Eczacı arkadaş şimdilik işimizi görür. Becerebilecek misin eczacı arkadaş? Elimden geleni yaparım. Ne oldu buna? Düştü. Jogging yaparken kurşunların üstüne düştü. Sana ne? Ne olduysa oldu. Sen işine bak hadi. Kurşunları çıkar. Yarayı da bir güzelce dik. Olur. Çift dikiş dikeyim. Ha? Yanına bir de dantel güpür işleyeyim. Ben esprili arkadaşları severim eczacı arkadaş. Güpür ne lan? Bırakın şimdi lümpence kırıştırmayı da dik şuna eczacı arkadaş. Beyler ne sizin yaptığınız ne de benden yapmamı istediğiniz çocuk oyuncağı. Bunlar çorap yırtığı değil kurşun yarası. Bu adamın hastaneye gitmesi lazım. Hastane olmaz. Onlar çorap yırtığı olmayabilir ama biz de çorap kaçağı değil kanun kaçağıyız. Nasıl kodum espri eczacı arkadaş ya? Başladı yine komedyenliğe. Ya bacım bir dene sen belki dikersin ha bir dene. Yapamam diyorum anlamıyor musunuz? Kurşunları çıkartamam kanamayı durduramam. Şey bakın beni bırakırsanız kanamayı ben hallederim. Asıl doktor buymuş da kimliğini gizliyormuş demek. Nasıl halledeceksin Şermin? Bununla zehroş. Üstteki petek doku kanı orta tabakaya geçirirken alttaki emici yüzey kanın dışarı çıkmasını önlüyor. Üstelik şimdi geniş kanatları sayesinde çamaşırı daha iyi koruyor. Bence pratik bir fikir. Bakın. Adamın donunu kurtarmaya çalışmıyoruz. Hayatını kurtarmaya çalışıyoruz. Hayatını kurtarmasak da olur. Bize bir adres söyleyecek kadar ayılsın yeter. Hayatını kurtarmasak da olur mu? Bir adamın bile hayatını kurtarmaya çalışmıyorsunuz. Ama koskoca bir halkı kurtarmaya çalışıyorsunuz öyle mi? Doğru mu duyduklarım? Yani zamanla hele çelişkiler bir keskinleşsin. Somut koşulların somut tahlilleri sonucu. Ne somut tahlili be? Birbirinizle sidik yarıştıra yarıştıra iş idrar tahliline dönmüş. Kaç hayat gidiyor, kaç fidan budanıyor haberiniz var mı sizin? Siz hala köylerden kentlere mi? Kentlerden yeşil alanlara mı? Yeşil alanlardan viyadüklere mi? Viyadüklerden sit alanlarına mı? Bilmem ben. Ben götürürüm bu adamı hastaneye. Vay be Şermin bizim kıza bak teröristlerden daha terörist çıktı. sakın böyle konuştuğumu dışarıda söyleme olur mu kızım? Senin ağzında şey ıslanmaz çünkü. Ben... Otur yerine. Tamam merhaba. Ne teröristi ya baba. Nasıl bırakırız bu adamı ölüme? Karga bile yaralı kargayı bırakmıyor. Biz nasıl bırakalım? Kafamıza kazıdığın karga hikayesini unuttun mu? Gençler bakın bu hikayeyi dinleyin. Bak. Sene 71. 12 Mart olalı az biraz olmuş. Ben Kartal Maltepe'deyim o vakit. İki tane kabak ağacı var yan yana. Bir gün bir baktım kabaklardan birinin dibine bir yavru karga düşmüş yuvadan. Aldım kuşu elime. Yuvaya koyacağım. Kavakların boyuna bakıyorum, rahat 20 metre. Kendi boyuma bakıyorum, rahat 1.65. Kuşun boyuna bakıyorum, rahat 11-12. Şimdi kuş elimde, koyacağım yuvaya da nasıl koyacağım bilemiyorum. Kavakların boyuna tekrar bakıyorum, kavaklar hala 20 metre.
Kuş korkudan büzülmüş 7-8 olmuş. Artık bu kuş yaramaz. Kendi boyuma bakıyorum, aha 1.80. Kaldırıma çıkmışım heyecandan. Şimdi kuş elimde, anası yukarıdan katlayıp duruyor, ne yapacağım? Derken efendim bir karartı çöktü üstümüze. Başımı kaldırdım, bir de ne göreyim? Ben diyeyim 200 karga, siz deyin 300 karga. Meğer bunun anası katlaya kukluya bütün kargaları çağırmış oraya. Gök gürültüsü gibi katlıyorlar. Hemen bizim eller koştular, sürdüler mermileri, tüfekleri ateş edecekler. Dedim olur durun. Bir tek kargaya zarar verirseniz yakarım askerlerinize. Onlar da durdular. Hep beraber kargaları seyrediyoruz. Her biri birer gagasıyla gelip yavru kuşu alıp götürdüler. Hadisenin vuku bulduğu yerin yaklaşık 200 metre ilerisinde bir baktım yaşlı kadınlar toplanmışlar. Anaları anlaşıyorlar, bağırışıyor. Feryat figan, kıyamet kopuyor. Onbaşıyı çağırdım. Dedim nedir bu? Dedi tutuklu anaları görüşe gelmişler. Yüzbaşım görüştürmüyor. Söyleyin dedim yüzbaşıya görüştürsün. Karga kargayken bırakmıyor yavrusunu. Bunlar insanken nasıl bıraksın ya? Ulan karga bırakmıyor ya. Karganı insan bırakıyor. Karga bırakmıyor. Amca buyur çay demledim. Teşekkür ederim evladım. Sakın teröriste evladım dediğimi dışarıda söyleme olur mu çocuğum? Senin ağzında şey ıslanmaz hani. Oo ne güzel çay, tavşan kanı gibi ya. Kan doğru da tavşan kanı değil, burjuva kanı. O nasıl laf yavrum? Espri amca, espri. Zehra kızım sen bunun kanamasını dur. Biz bunu bir hastaneye kaldıralım, bunun hayatını kurtaralım. Ondan sonra polise teslim ederiz, devlet idam eder. Yani yaralıyı sokakta bırakmak bize yakışmaz. Yani devlet var, nizam var, yani devlet assın diye. Sen ne diyorsun amca? Ne amcası be? Ne amcası? Bir hikaye uydurdu, hemen gevşediniz. Çelik proletarya disiplini Alman gibi işine döndü. Ne amcası? Askersel diktatörlüğün başasıymış. Hala anlamadınız mı? Dur bir dakika. Amca o anlattığın olay sen yedek subayken mi oldun? Ne steplesi, ne yedek subayı be? Bir asteğmenin yüzbaşıya emir verdiği nerede görülmüş ha? Stepne subay değil, askeri mapushanenin dört tekerinden biriymiş işte. Şerefli Türk ordusunun şerefli bir albayına emekli de olsa tekerlek diyemezsin. Derhal özelleştirini ver yoksa rapor edeceğim. Ne diyor lan bu? Albaymış işte. Gelsene böyle. Gel. Ne yapacağız? Ne yapacağız var mı? Vuralım gitsin. Ben size adam öldürmek yok demedim mi? Hem neyle vuracaksın? Hangi kurşunla? Doğru ya. Kurşunsuz silahla eyleme çıkmak senin daha yani fikirlerinden biriydi. Neymiş efendim? Devrimcilerin adam öldürmesi kitlenin antipatisini topluyormuş. Onların öldürmesi sempati topluyor ama. Birazdan alkışa gelir kitle. Ya sus bir dakika düşünüyorum. Düşünecek ne var? Atalım pencereden gitsin. Aa, bak bu doğru. Yalnız altı okka yapıp 20 metrede havaya fırlatmamız lazım. Bodrum kattayız salak arkadaş. Ne yapacağız peki? Dert bizde derman ellerimizdedir. Boğalım gitsin. Boğmayın. Boğmayın gitsin. Babama bir şey olursa arkadaşımız ölür. Aşk olsun Zehra peki ben? Şermin'i de bırakın gitsin yoksa arkadaşımız ölür. Bir dakika bana bak eczacı arkadaş. Adın neydi senin? Zehra. Bak Zehra arkadaş. Bir aksilik olursa gideceğimiz adresi yalnızca Niyazi biliyordu. Yani güvenlik açısından anladın mı? Biraz kendine gelsin. Parolayı söylesin. Adresi versin bize yeter. Ben elimden geleni yaptım. Bir iğne yaptım. Bekleyeceğiz artık. Bekleriz canım. Ne olacak yani? Bekleriz diye ben şey yapıyorum. Gençler, ne iş yapıyoruz bakalım? Devrimciyiz. Oğlum niye böyle yapıyorsunuz? Niye sigortasız bir işte çalışıyorsunuz çocuğum? Bak arkadaşınızın sigortası olsaydı böyle göbek taşında yatar gibi yatar mıydı? Siz de kendinize sigortalı bir iş düşünsenize yavrum. Biz çok düşünüyoruz. Sorun da burada. Biraz da sen düşün amca. Niye karşılıksız, parasız pulsuz bu işlere giriştik? Hiçbir çıkarı olmadan niye arkadaşımız ölüm döşeğinde? Ben bunu sana anlatamam. Biraz düşünürsen sen kendini anlatabilirsin belki. Babamı bırakın gitsin. Size yükten başka bir şey değil. Aşk olsun Zehra beni yük olarak mı görüyorsun kızım? Amca adı neydi senin? Hasan Özü doğru yavrum. Hasan amca o anlattığın hikaye doğru muydu? Hikaye değil gerçek asker yalan söylemez. Madem öyle albay değil isterse general olsun. Amcanın çayını tazeleyin. Bir çayımızı daha içsin öyle gitsin. Kızımı almadan şuradan şuraya... Karga bile kargayken bırakmıyor yavrusunu ben bırakır mıyım ya? Hadi Hasan amca bak Niyazi konuşsun söz göndereceğim kızını söz. Ne malum niye inanayım? Bir devrimci yalan söylemez. Bir yalancı devrimci olduğunu söyleyebilir ama. Onu da mı biliyorsun? Hadi Hasan amca sen git Zehra bacı da gelecek. Hadi bak bacı dedin aklıma bir şey geldi bak. Sene 69.
Malazgirt'te birinci şark hizmetimi yapıyorum. Hadi Hasan amca, bırak bu binbir gece taktiklerini. Bak. Bunu dinle bak. Sene 79. Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı. Hadi bak, Hasan amca, bak. Bir çay içeyim o. Evinde içersin, yürü hadi. Ya beni unuttunuz. Bakın, beni bırakırsanız ben Hasan amcayı ikna ederim. Tamam, çık hadi. Yalnız bizi ihbar ederseniz Zehra ölür. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı şekerim arkadaş. Yürü Hasan amca, gel gidelim. Nasıl, durumunda bir değişiklik var mı? Hiçbir değişiklik yok. Bekleyeceğiz artık. Baskın yemeden ayılsa var şu. Eyvah kapı! Parola! Burjuva yuva yapmış Söğüt dalına. Hasan amca, gitmedin mi sen daha? Başımıza bela oldu, bırakmayalım. Ya bıraktınız sen. Çok iyi. Çok güzel bir hikaye geldi aklıma bak. Sene şimdi alakası var. Ankara'da Harbiye'deyiz. Turgut Sunalp'ten ikimiz beraber. Git Hasan amca. Ne yapacağım? Bak yerimizi belli edeceksin. Peki bir Cemal Gürsel vardı, hatırladınız mı? Böyle kocaman bir burnu vardı. Bak git diyorum, yoksa Zehra'dan sonra. Sene diyor, tamam. Bir çay içer misin Zehra bacı? İçeyim. Parkadan vazgeçtik ama çaydan vazgeçilmiyor. Hangi örgüttensiniz? Bilmezsin sen. Niye bilmeyeyim? Biz de bulaştık zamanında bu işlere. Biz de bulaştıkmış. Sanki kirli tabak çanak. Davamızı bulaşık olarak görüyor. Siz bütün dönekler aynısınız. Okulu bitirince dönüyorsunuz. Hepiniz dönüyorsunuz. Aramızda dönmeyenler de oldu ama. Dönülmez ufuklara gittiler. Ne demiş şair? Pek çok giden memnun ki yerinden, dönen yok seferinden. Ha? At kızını elime. Geçiyordum, uğradım çocuklar. Hani bir karga mevzu vardı ya, onu ben uydurdum, beni gene rehin. Baba! Şermin, götür artık babam buradan. Tamam Zehra arkadaş. Yürü Hasan amca. Sen bu babayla nasıl devrimci saflara katıldın Zehra arkadaş? O zamanlar evden uzakta okuyordum. Ankara'daydım. Ankara eczacılık mı? Yok, Ankara siyasalda okudum. Eczacılığı İstanbul'da okudum. Hangi örgütten olduğunuzu hala söylemediniz bana. Yere şeyne tire yumuşak ye. O ne ya? Örgüt. Hiç duymadım böyle bir şey. Adımızı duyuracağımız ilk ses getirici elem olacaktı bu. Siz de haklısınız. Şimdiye kadar bütün fraksiyonlar alfabenin harflerini kullandı. Size de kala kala bu anlamsız harfler kalmış. Örgütümüze dalga geçmesine nasıl izin veriyorsun Ferhat arkadaş? Tamam, dalga falan geçmiyor. Ankara siyasaldan Ferhat Dağlı'yı tanır mıydın? Tanımaz mıyım? Çok hoşlanırdık birbirimizden. Ama söyleyemezdik. Aşk bizim için burjuva zaafıydı. Artık söylemeliyim diye düşündüm. O gece ölüsünü getirdiler. Sen tanır mıydın? Tanımazdım. Ben doğmadan vurulmuş. Ben doğunca onun adını vermişler bana. Abimdi. Ferhat. Ferhat. Seni tanıdığıma çok sevindim. Görüşelim, tamam mı? Sağ ol. Her şey için. İçeridekiler etrafını sarıldı. Silahlarınızı atıp teslim olun. Kadını bırakmayın. Boynuna sarıl, cama çıkar. Rehine vardı. Hayır. Öldürürüz. Hayır. 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 Bence gerek yok. Kadını bırakalım, biz de teslim olalım. Hayır. Hepsi ölmüş komiserim. Dikkat edin, ölü taklidi yapar bunlar. Silahlarını alın. Toplam 4 tane silah var. Daha fazla olması gerekiyor. Silahların hepsi oyuncak zaten. Ne? Bu teknik bir mesele komiserim, hallederiz. Abla? Ablacığım! Zehra abla! Ablacığım! Kaç kere söyleriz
Thank you.